Savunma Sanayi Başkanlığı Türk F16 uçaklarına uygulanan yapısal geliştirme ve modernizasyon projesiyle ilgili bazı görüntüler paylaştı. Bu görüntülerin arkasından da insanlar bu uçakların daha kaç yıl görev yapacaklarını, hangi modernizasyona tabi tutulacaklarını sormaya başladılar. Gelin bu videomuzda Türk F16'larına başta yapısal modernizasyon olmak üzere neler uygulanıyor? Hangi programlar yapıldı, hangi programların da yapılması hedefleniyor? Bu konuya birlikte bakalım. Türk Hava Kuvvetleri için F16'lar ana vurucu gücü oluşturan çok önemli bir kuvvet ve bir uçağı da modern olarak tutabilmeniz için zaman zaman modernizasyon uygulayarak sistemlerini geliştiriyorsunuz, uçuş ömrünü arttırıyorsunuz ve uçağı güncel olarak tutuyorsunuz. Bu güncellemeleri yapmadığınız zaman uçak demoda kalıyor. Daha eski silahlar kullanıyor. İşte radarının menzili daha düşük kalıyor. Elektronik harp konusundaki yetkileri daha kısıtlı oluyor. Bu tür modernizasyonlar uçak almak kadar önemli projeler. Türk Hava Kuvvetlerine F16'lar Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) tarafından montaj ve üretimi yapılarak teslim edilmeye başlandı. 1987 yılında imalat başladı. 88'den itibaren de Türk Hava Kuvvetleri F16 kullanmaya başladı. Alınan ilk paket toplam 160 uçağı içeriyordu ve bu uçaklar arasında önce Blok 30'lar 1990'a kadar, daha sonra Blok 40'lar ve daha sonra da blok 50'ler envantere girmeye başladı. Bu süreç içerisinde 160'lık pakete 80 adetlik ikinci paket eki geldi. Bunlar tamamen blok 50'lerden oluşuyordu ve Türk Hava Kuvvetleri 240 F-16'dan oluşan çok ciddi bir güce sahip olmuş oldu. 2010'lara doğru gelirken düşen uçaklar, ihtiyaçlarla birlikte öncel 3 projesi başlatıldı. Bu projeyle birlikte ayrıca 30 adetlik Blok 50 artı plus olarak adlandırılan o dönem F16'nın en yeni modelinden de sipariş verildi ve aynı zamanda da mevcut Blok 40 ve 50'ler içinde de CCPI olarak adlandırılan yeni bir modernizasyon programı da başlatılarak bu uçakların güncellenmesi yani en son gelecek Blok 50 plus'larla aynı seviyede işte radarı, atış sistemleri veya gelişmiş elektronik harp gibi sistemlere sahip olması hedeflendi ve toplam bu Öncel 3 projesinin de maliyeti 3.6 milyar dolar gibi gerçekten resmen işte e, belirli bir sayıda F-16 için verilecek bir para bu uçakların ana modernizasyonlarına harcanmış oldu. Bu sayede Türk Hava Kuvvetleri mevcut 179 F-16'sı ile daha sonra alınan 30 adetlik F-16'yı da yayına kolduğunuz zaman bu uçaklar güncel bir hale getirilmiş oldu. Şimdi bu güncellikte dışarıda kalan uçaklar ise blok 30'larda ki bu uçaklar belirttiğim gibi gerçekten ortalama işte 7000 uçuş saatine ulaşmış yavaş yavaş hizmet ömürlerinin sonuna gelmeye başlayan uçaklardı. CCPI modernizasyonuyla birlikte de bu blok 30'lara kısmi bir modernizasyonda yapılarak bu uçakların en azından bir tık altında da olsa daha gelişmiş seviyede tutulması hedeflenmişti. Şimdi belirttiğim gibi 7000 uçuş saatini aşan blok 30'lar TUSAŞ'ta bir yapısal modernizasyona tabi tutuluyor. Malum F-16 çok yüksek performanslı bir uçak. Pilotun limitlerinin çok ötesinde G çekiyor. İşte hava manevraları yapıyor, dogfight olarak adlandırılan it giriyor ve bu manevralar sırasında gövdede, kanatta ve sistemlerde bir yapısal hasar olmaya başlıyor. Şimdi düşünün bir kanat bu şekilde gelmiş olsun, G çekerek esnemeye başlıyor havada ve o G bittikten veya normal hale gelince bu metal tekrar o eski haline geliyor. Ve bu defalarca yapılıyor işte. Belirttiğim gibi 87 yılında imalatı başlamış, ve bu uçaklar işte 1990'a kadar üretilmiş Block 30 serisi düşünün 1990 31 yaşında en genci veya 33-34 yaşında uçaklar ve bir yerden sonra yavaş yavaş da hizmet ömürlerinin sonuna geliyorlar. Peki hizmet ömrü nasıl planlanıyor? İmalatçı bir uçağı yaparken isterlerin başında da o uçağın kaç saat ömre sahip olacağı. Örneğin F-16'lar için bu planlanan 8000 uçuş saati. 8300 saatinin en az 2 3 katı kadar yoğun bir test e, uçağın işte gövdesine, kanadına uygulanıyor. Kırılma limitleri bakılıyor ve uçak çok hızlı bu test noktalarında yaşlandırılarak ne kadar dayanacağı hesaplanlı hesapları bir şekilde ispat edilmiş oluyor. Bu F16 için 8000 uçuş saati Peki 8000'den sonra bir uçak tekrar nasıl uçabilir? Öncelikle mühendisler 8000 saatin sonunda yorulan, değiştirilmesi gereken parçaları tespit ediyor. Nedir mesela bunlar? İşte kanatlarda çeşitli parçalar var. Motorla gövdeyi tutan parçalar var. Örneğin dikey stabilize, yatay stabilize gibi böyle uçağın farklı farklı noktalarında değişmesi gereken parçalar belirleniyor. Bu parçalar daha sonra yenilenmeli mi yoksa uçak emekli mi edilmeli diye bir soru ortaya konuyor. Yenilenmenin bir maliyeti var. Uçağı emekli etmenin bir maliyeti var. Eğer o uçak o yenilenme daha ucuza geliyorsa, daha uygunsa, kuvvetin çıkarlarına daha uygunsa bu hesaplamalar ve bu planlamalar gerçekleştiriliyor ve sonunda bir uçağın hizmet ömrüne devam etmemesi veya devam etmesine karar veriliyor. Şimdi Türk Hava Kuvvetleri'nin ve Türkiye'nin F-35 programının çıkartılmasıyla birlikte elimizdeki uçaklar şu an çok değerli. Hatta emekli etmemiz gereken F-4'leri de belirli bir süre daha uçurmak durumundayız. Hatta F-16'lara da çok iyi bakmak durumundayız. İşte bu tür durumda hizmet ömürlerinin sonlarına gelmeye başlayan blok 30'lar, yapısal modernizasyona, yapısal yenilemeye sokuluyor. Uçak üzerinde bu yorulmuş yaklaşık 1200 ila 1500 parça değiştiriliyor sıfır parçalarla ve bu parçalarla birlikte uçak tekrar yapısal olarak kontrol ediliyor, yapısal olarak testlere sokuluyor ve hedef bu modernizasyonla birlikte bir 4000 saat daha uçağa uçurabilmek. Yani işte 8000 uçuyor, 8000 üzerine 4000 ekliyorsunuz, 12000 uçuş saatine ulaşması anlamına geliyor. 4000 saatlik süreç neye eşit? Genellikle şöyle bir hesap yapılıyor. Bir savaş uçağı yılda ortalama 200 saat uçuş gerçekleştiriyor. 4000 saati de 200'e böldüğümüz zaman elinizde 20 yıllık bir dönem oluyor. Yani bu modernizasyonla Türk F-16'ları ki ilk envantere girenler blok 30'lar. Bu yıldan 2021'den başlayarak 20 yıl daha bunu kullanacaksınız anlamına geliyor. Yani bu uçaklar 2041'e kadar bu modernizasyonla emniyette uçabilir. Bunun anlamı da yani milli muharip uçakla birlikte bu aradaki sizin uçak ihtiyacınızı karşılamanız anlamına geliyor. Yani 2030'da envantere girecek tabi envantere girecek olan milli muharip uçak sayısı çok kısıtlı olacak. Yavaş yavaş milli muharip uçakların üretim sayıları arttırılacak ve muhtemel 2040'a geldiğimiz zaman bu blok 30'lardan başlayarak bu uçakların envanterden çıkması sağlanacak. Peki sadece bu yapısal modernizasyonu yaptığınız tamam uçak işte motor olarak gövde olarak uçuşlarına devam ediyor. Peki ya sistemler? İşte burada da devreye Türkiye'nin hedeflediği Özgür Projesi giriyor. Özgür Projesi nedir? Öncelikli olarak Özgür Projesi uçak üzerinde çok ciddi bir modernizasyon anlamına geliyor. Bu modernizasyonda sizin yazılımınız uçakta görev yapmaya başlıyor. Yani uçakta milli bir görev bilgisayarı sistemi var. Uçaktaki bu kokpit tamamen değişiyor. İşte renkli ekranlar konuluyor. Bunun yanı sıra e, atalet seri sefer sistemi özel telsiz sistemi, milli IFF ve en önemli noktaların başında da Aselsan'ın geliştirdiği AESA radar sistemi geliyor. AESA radarı ne yapıyor? Bir anda çok sayıda hava hava veya hava yer hedefini aynı anda takip edebiliyor. Bu hedeften aldığı görüntüleri pilota aktarıyor ve sentetik bir şekilde sentetik olarak araziyi tanıyor ve çok daha fazla özelliklerle pilotun Uzun menzilde bütün düşmanın dostunu hava hava ve hava yer olmak üzere görmesini sağ sağlayan çok önemli bir radar sistemi. İşte Özgür Projesi'nin de en önemli maddelerinden biri ASELSAN tarafından geliştiren ASR radar sistemi. Aslında bu modernizasyona, özgür modernizasyonla ki... 2012'de imzaları atıldı. Uzun süredir çalışmalar devam ettiriliyor. E, Tusaş üzerinden yürüyor çalışmalar. Bu konuda Tusaş'ın özgür modernizasyonunda en büyük ortağı da Aselsan olduğunu hatırlatmamızda fayda var. Buradan gelecek sonuç çok önemli. Şimdi önce blok 30'lar için anlattığım o yapısal modernizasyondan sonra ki bu yapısal modernizasyonda parçaların tamamı Amerika'dan. Lockheed Martin'den geliyor çünkü uçağın garantisinin devam etmesi için bu parçaları işte 1200 ila 1500 parça arasında Lockheed'den almanız gerekiyor. Eğer özgür projesi de tamamlandığı zaman bunu blok 30'lara oturttuğunuz zaman bunu blok 30'lara uyguladığınız zaman bu blok 30'lar en eski F-16'lar tekrar çok yüksek seviye yani elimizdeki bu şu an anlattığım gibi blok 40. 50, 50 Plus'lar aynı seriye gelmiş durumda CCPI e, modernizasyonuyla birlikte. Özgür Projesi bunların da ötesine geçecek ve sonraki aşamada tabii yazılım kodlarının alınması, e, iznin verilmesi dahilinde Özgür Projesi işte blok e, 40, 50, 50 Plus'lara da uygulanarak onların da standartları çok daha yüksek hale getirilmesi hedefleniyor. Şimdi bir taraftan Yunanistan'da Yunan Hava Kuvvetleri de işte kamuoyunda Viper olarak adlandırılıyor ama Viper yanlış bir yaklaşım. Viper bütün F-16'lara verilen at. Onlar da elindeki F-16'ları blok 70 seviyesine çıkarmak için benzer bir modernizasyon yapıyorlar. Hatta geçtiğimiz günlerde ilk modernize edilen uçak ilk uçuşunu Yunanistan'da gerçekleştirdi. Sonrasında bu uçağın yaklaşık 1,5 yıllık bir uçuş test süreci Amerika'da devam edecek bu konuyla ilgili çalışmalar yapılacak. Eğer Türkiye'de bu süreç içerisinde Özgür'le ilgili adımlarını tamamlarsa ve önce blok 30 sonrasında da işte diğer F-16'lara bu uygulandığı zaman Türk Hava Kuvvetleri milli muharip uçağa kadar geçecek o süreç içerisinde gayet etkili bir F-16 gücüne kavuşmuş yani F-16 gücünü güncellemiş olacak gibi gözüküyor. Bu videomuzda genel olarak F-16'ya yapılan modernizasyon faaliyetleriyle ilgili sizlere bilgi vermeye çalıştık ama konular gerçekten çok teknik ve çok derin. Her biri üzerine saatlerce konuşulacak özelliklere sahip. Umarım önümüzdeki aylarda bu tür modernizasyonla ilgili daha detaylı bilgileri sizlerle paylaşacağımızdan emin olabilirsiniz. Videomuza son verirken lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın katıl tuşuyla bizlere destek verebilirsiniz. Aynı zamanda bildirimlerinizi açın ki yeni video yüklediğimiz zaman haberiniz olsun. Detaylı havacılık haberleri, savunma haberleri tolgozbek.com sitemizde. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.